Merhaba Erdemli Televizyonu izleyenleri, burada Her Şey Mümkün programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Serpil Hıdıroğlu, kişisel danışım uzmanı. Geçen hafta da konuk etmiştik kendisini. Merhaba Serpil Hanım, nasılsınız? Merhaba Bahar'cığım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün Theta Healing üzerine herhalde konuşacağız değil mi? Evet. Bir bilgi alalım sizden bununla ilgili kısa. Tabii. Theta Healing... İsmini Theta'dan alan, yani Theta bir beyin frekansıdır. 4 ve 8 hertz frekans aralığında titreşir. Bu iyileştirme yöntemi dediğimiz yöntem isminden bu şekilde Theta Healing olarak gelmiştir. Amerikalı bayan Vaiana Stable tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Nasıl geliştiğine gelecek olursak, Vaiana 3 çocuk annesi bir bayan. Fakat hani sezgileri çok gelişmiş bir bayan. Bu arada ayağında bir kanser hastalığı söz konusu oluyor. Doktora gidiyor. İşte hani ayağının kesilmesi gerektiğini falan söylüyor doktor. Fakat Vaiana eve geldikten sonra çok ağlıyor ve üzülüyor. Hani çocuklarım var, ben ayakta kalmam, iyi olmam gerekiyor diyerek başlıyor kendince dua ve meditasyonlar yapmaya. Yaradan'la bağlantı kurarak. Bu şekilde bir süre devam ediyor ve tekrar doktora gittiğinde ayağında iyileşme başladığını söylüyorlar. Demek ki diyor hani burada bir doğru olan hani bir şey var ve bu ne olabilir? Bununla birlikte onun süreci devam ediyor ve iyileştiğini görenler de bu defa Vaiana'dan seans danışmanlık almaya geliyorlar. Bakıyor ki Vaiana, evet, insanlar da bunları insanlarda da iyileşmeler görülüyor ve diyor ki bu bir hani sistem haline getirilip hani insanlar kendilerinde bunu uygulayabilmeliler. Sonra bir sistem haline getiriyor ve tüm dünyaya bu sistemi insanların kendi içlerinde iyileşmelerine, daha iyi ve daha kaliteli bir hayat sunmaları için öğrenmeleri gerektiği inancıyla tüm dünyaya bu eğitimleri vermeye başlıyor. Evet, Türkiye'de de şu anda Theta Healer eğitmen ve öğrencileri çok fazla. Biz de bu yöntemi kendi danışmanlıklarımızda, öncelikle ben kendi hayatımda çok sevdiğim bir yöntem. Çok severek uyguladığım, hayatımın her anında uyguladığım diyebilirim. Ve bununla birlikte yaptığımız çalışmalarda da kullandığım bir yöntem. Theta Healing'de şöyle açıklayabilirim. His yüklemesi dediğimiz bir... Geçen programda da bahsettiğimiz, sorduğum, evet, aslında. Evet. Öyle çok basit bir yöntemi fakat çok etkili olan bir yöntem var. Şöyle diyebilirim buna Bahar. Örneğin biz, evet, ben kendimi seviyorum diyorum. İşte ben değerliyim diyorum. Ben yeterliyim diyorum. Ama bakıyorum hani bir yerde yine yaşarken bir şeyler hissediyorum ve bana hani karşımdaki kişiler değersiz olduğumu hissettiriyorlar. Sonra ha, demek ki burada farklı bir şey var. İşte burada biz aslında onu biliyoruz, anlamını biliyoruz fakat hislerini bilmediğimiz bir şeyi hayatımızda yaşayamıyoruz. Bunun için de o duyguların, hislerinin de bizde aktif olması gerekiyor. Aslında zaten bunlar bizde var fakat geçmiş zamanlarda atalarımızın yaşadığı deneyimlerle unuttuğu hisler olabiliyor. Çünkü genlerimizden biliyoruz ki hani bize de aktarılıyor. Hatta biz genlerimizi değiştirebiliyoruz. Şöyle, hidrojen bağlarından DNA'mız oluşuyor. Ve hidrojen bağları kimyada en kolay dönüşebilen bağlardır. Ve bunları bu yöntemle, doğru düşünce ve doğru etkilerle bunları değiştirebiliyoruz. Buradan baktığımızda bu his yüklemeleriyle de oradaki bağları, bize aktarılmış olan bağları doğru ve etkili düşüncelerle değiştirebiliyoruz. Yani bizde var olmayan hisleri aktif ettiğimizde dışarıdan bir şey almıyoruz. Biz de var olanı açığa çıkartıyoruz sadece. Ondan sonra kişi o hissi aktif ettikten sonra hayatında onu hissetmeye başlıyor. Yine eğer ki hissedemiyorsa o zaman da bilinçaltına bakıyoruz. Ya da bilinç dışı kayıtlarına bakıyoruz. Hani orada onu hissetmesine engel olan ne var? Kendine mi ait, geçmişteki atalarına ait hani bir takım kayıtlar vardı. Onlardan dolayı mı onu hissedemiyor? Onlarla ilgili
kazı çalışmaları dediğimiz çalışmaları yapıyoruz. Yani Theta Healing çok bizim için önemli ve değerli bir yöntem ve teknik. Onun hayatımıza girdiği için ben kendi adıma önce çok şükrediyorum. Çok güzel bir yöntem, basit bir yöntem. Bizim ayrıca inançlarımıza da çok uygun. Herhangi bir inanca bağlı değil, herhangi bir dine bağlı değil. Sadece doğru şekilde, doğru ve anlaşılır bir şekilde istiyoruz var olan güçten. Adına herkes farklı diyebilir. Allah, Tanrı, Yaratıcı. Bu tamamen kişinin kendi inanç sistemleriyle alakalıdır. Herhangi bir dine ve inanca bağlı değildir. Ama çok etkili bir yöntemdir. İstersen Bahar bu his yüklemesini yapmak için evet hani seni ayağa kaldırabilir miyim? Tabii tabii. Evet Bahar'cığım, şimdi öncelikle istersen bir ismimizi soralım bakalım bedenimize. Tamam. Hangi yönde cevap verdiğini görelim. Hı hı. Ben Bahar. Ben Bahar. Diyeceksin. Evet. Şimdi ben her konuda yeterliyim. Ben her konuda yeterliyim. Tamamdır. Şimdi her konuda yeterli olmanın nasıl bir his olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu bunları sana ben sorduğumda sen bunlara evet diyorsan bunu sana yüklemesini yapmak istiyorum. Ondan sonra tekrar kas testi yapalım. Görelim kaydolduğunu hı hı. İstersen. Şöyle oturabilirsin tamam. İstersen. Ben yükleme için onun bir yol haritası var. Ufak meditasyon şeklinde onu yapıyorum Bahar. Sen de gözlerini kapayıp içine dönebilirsin. Yeterli olmanın yaratıcı tanımını, ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmek ister misin? Evet. Yeterli olmanın nasıl birisi olduğunu, nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Yeterli olmanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu, bunun nasıl olduğunu, zaten öyle olduğunu ve nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Kendini yeterli hissetmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Evet. Yeterli olduğunun herkes tarafından görülmesini ve günlük hayatında hayatını yeterlilik hissiyle yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Her konuda kendini yeterli hissetmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Evet. Günlük hayatını yeterlilik hissiyle yaşamaya layık olduğunu, bunu yaratıcı tanı ve perspektifin ne olduğunu ve nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Şimdi tekrar kontrol edelim Bahar'cığım. Seni yine ayağa alacağım. Ben her konuda yeterliyim. Ben her konuda yeterliyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Bahar'cığım küçük bir meditasyon yapalım mı? Belki de izleyenlerimiz için de yararlı olabilir. Bununla ilgili bir meditasyon müziği alabilir miyiz? Tamam o zaman. Evet. Şimdi gözlerimizi kapayalım. Kendimizi en rahat hissedeceğimiz durumda olalım. Ayaklarımız yere basıyor. Kollarımız rahat. Bulunduğun yeri hisset. Oturduğun koltuğu, ayaklarının bastığı yere hisset. Ayaklarının ve bedeninin burada ve şimdi olduğunu hisset. Şimdi kalp çakrana odaklan. Kalp çakrandan, kalbinden yavaş yavaş aşağıya, kalçalarına, bacaklarına ve ayaklarına doğru indiğini, ayaklarının altından yer küreye,
yerkürenin merkezine indiğini düşün, hayal et. Yerkürenin merkezinden saf enerjiyi alıyoruz. Yavaş yavaş yerküreden yukarıya doğru çıkarken bu enerji ayaklarımızın altından kök çakramızı, kırmızı renkli kök çakramızı şifalandırıyor. Kök çakradan ikinci çakramız turuncu renk şifalanıyor. Üçüncü çakramız sarı renk şifalandırıyor. Yavaş yavaş yukarıya kalbimize doğru ilerlerken kalp çakramız yeşil renkte şifalanıyor. Yine daha yukarı boğaz çakramız mavi, üçüncü göz çakramız lacivert ve başımızın tepesine geliyoruz. Burada bir helyum balonun içine bilincimizi koyuyoruz. Bilincimiz yavaş yavaş başımızın üzerinden yukarıya doğru bu odanın genişliğinde enerjimiz genişliyor. Bu odadan Edirne'ye, Edirne'den Trakya'ya, Trakya'dan tüm Türkiye'ye gittikçe enerjimiz yayılıyor. Daha yukarı dünyayı ve evrenlere kadar enerjimiz yayılıyor. Daha sonra beyaz ışık, siyah ışık, yine beyaz ışığa geçiyoruz. Altın sarısı, gökkuşağı ve toz pembe ışığı geçip incimsi parlak beyaz ışığa giriyoruz ve balonu burada patlatıyoruz. Var olan her şeyle tüm hücrelerimiz bir. Şimdi kolektif bilinçten gelen hislerin, düşünceleri burada dönüşmesine izin verir misiniz? Günlük hayatınızı değerli ve yeterli hissetmenin nasıl birisi olduğunu bilmek ister misiniz? Korkmadan yaşamanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? İşlerinizi güvenle sürdürmenin ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Her şeyi yaratanın, güven tanımının ve perspektifine ne olduğunu ve nasıl hissedildiğini ve bu hisle günlük hayatınızı yaşamanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Başkaları tarafından suçlanmadan yaşamanın nasıl birisi olduğunu bilmek ister misiniz? Suçlanma ihtiyacı hissetmeden de var olmanın mümkün olduğunu, buna layık olduğunuzu ve bunu nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Cezalandırılmadan yaşamayı bilmek ister misiniz? Kabul edilerek yaşamanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, bunun mümkün, kolay ve güvenli olduğunu, Yaradan'ın kabul etme tanımının ne olduğunu ve nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Tüm yaşam alanlarınızda bunu görmeye izin verir misiniz? Sevmenin ve sevilmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Sevmenin yaratıcı tanımının ve bakış açısının ne olduğunu, nasıl olduğunu ve nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Gittikçe daha fazla seviliyor olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bahar'cığım, gözlerimizi açabiliriz. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Sağ olun. Meditasyon üstüne bize bahsetmek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Bu konuyla ilgili bahsetmek istediğim başka bir şey yok. Danışmak istedikleri her konuyla ilgili Theta Healing ile çalışabiliyoruz. Bununla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor, seanslarımız devam ediyor.
ihtiyaç duyan ya da deneyimlemek isteyen izleyicilerimiz, herkesi bekleriz. Burada Her Şey Mümkün programının bugün de sonuna geldik. Edirne Televizyonu izleyenlere esen kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.